Mis gibiden katmer poğaça tarifi. Yoğurma kabının içerisine kuru mayamızı, eğer isterseniz yaş maya kullanabilirsiniz, yaş mayamızı alıyoruz. Üzerine şekeri ilave ediyoruz. Elimizin girebileceği sıcaklıkta sütü ilave ediyoruz. Sıvı yağ, oda sıcaklığında beklemiş sıvı yağ ilave ediyoruz. Ardından birazcık böyle metal değdirmeden plastik bir spatulayla ya da tahta bir kaşıkla karıştırıyoruz. Hem şeker eriyor hem de mayayı biraz aktive ediyoruz. Ardından yumurtaları kırıyoruz. Bir tane yumurtanın tamamını içine kıracağız. Birini de akını hamurun içine koyacağız. Sarısını üzerine süreceğiz. O yüzden sarısını ayırıyoruz. Üzerine un ilave ediyoruz. Unun bir kısmını ilave ediyoruz. Üzerine tuz ilave edip onu yoğurmaya başlıyoruz. Ara ara un ekleyerek, parça parça un ekleyerek yoğurmaya devam ediyoruz. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur olduğunda yoğurma kabının üzerini kapatıp yaklaşık 45 dakika oda sıcaklığında mayalıyoruz. Gördüğünüz gibi hamurumuz iki katına çıktı. Gayet puf puf kabardı. Mandalina büyüklüğünde parçalar alıp bezeler yapıyoruz ve kenara alıyoruz. Un serili bir tezgahın üzerinde bezeleri yerleştiriyoruz. Un serpilmiş tezgahta bezeleri tatlı tabağı büyüklüğünde elimizle açıyoruz. Merdaneye de oklava kullanmaya gerek yok. Elimizle açtığımız bezeleri kenara koyuyoruz. Tümünü elimizle açıyoruz. Ve ardından oda sıcaklığında beklemiş margarinle yağlayarak üst üste koymaya başlıyoruz. Yaklaşık 8 tane bezeyi üst üste koyacağız. Yani isterseniz bir iki kat daha arttırıp ya da azaltabilirsiniz. Yaptığımız hamurdan 2 tane 8'li beze çıkacak. Yani bu da yaklaşık bir 2 tepsi poğaça demek. Üst üste koyduğunuz bezeleri yine elinizde bu şekilde büyütüyoruz, açıyoruz dikkatlice, inceltiyoruz. Bir tepsi büyüklüğünde olacak, yuvarlak bir tepsi büyüklüğünde. Ardından yine yumuşak margarini en üst kata da sürüp keskin bir bıçakla 16 dilime ayırıyoruz. Ve uçlarından tutarak kıvırmaya başlıyoruz gördüğünüz gibi. Ardından tümünü yaptıktan sonra 15 dakika daha mayalamaya bırakıyoruz. Üzerine yumurta sarısı sürüp susam ya da çörek otu serpiyoruz. Ve yağlı kağıt üzerinde fırın tepsisinde soğuk fırına sürüp fırını 180 dereceye ayarlıyoruz. Üzerleri nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için kanalımıza mutlaka abone olun. Görüşmek üzere.